Arkadaşlar merhaba. PC Code ekibinden Şahin ben. İşlem yapmış olduğum müşteri aracımız C5 Shine Bolt 2022 model. Makyajlı kasaya geçiş serisi olan ilk paketimiz. Bu aracımız neredeyse full artı full. Birçok makyajlı C5 crosslarda olmayan içeriden bagaj açma tuşu ilk çıkan C5 makyajlı kasalarda bulunmakta. Müşterimizin aracına bugün neler yaptık arkadaşlar? Aracımıza bugün kodlama ile, sadece kodlamaları söyleyeyim şimdilik, montaj ile ön kamera montajı gerçekleştirdik. Shine Bolt olmasına rağmen bazı kapalı özellikleri ve gizli donanımları vardı. Bunların aktifini gerçekleştirdim. Bunlardan bir tanesi aracımızda elektrikli koltuk var. Görüldüğü gibi sürücü karşılama aktifi yaptık arkadaşlar. Bu ekranlara pek alışamadım. Olur da arka tarafa bir şey koyarız, valiz koyarız diye aracımızın sürücü karşılamını kapatma menüsüne ekledim arkadaşlar. Yine aracımıza otomatik park kodlaması gerçekleştirdim. Bunu çıkış olarak göstermek gerekirse, bu tuş neymiş benim tuş? Hareketlerde görüldüğü gibi çıkış manevrasını gerçekleştirir. P'yi alıyorum. Park'tan deneme yaptığım için çıkıyorum arkadaşlar. Direksiyonumu düzelteyim. Aracımıza dinamik mod kodlamalarını gerçekleştirdim. Görüldüğü gibi. Park'tayız. Görüldüğü gibi gaza bastığımızda motor bilgilerini %100'lük oranda verir. Sol tarafta G kuvvetimiz ayarlı. Montajdan bahsettik arkadaşlar. Aracımızı orijinal şekilde ön panjuru değiştirerek ön kamera montajı yaptım arkadaşlar. Şöyle farları kapatayım, biraz sapıtıyor. Görüldüğü üzere dokunmatik ekranda istersek 22 km hıza kadar ön kameramızı açıp seyahat edebiliriz. Geri vitesi attığımızda tamamen orijinal şekilde bu tarafta hem önü hem arkayı, burada arkayı görebiliriz. Arkadan çıktığımızda otomatikman 5 ve 6 saniye kadar önü görebiliriz arkadaşlar. PSA bu sistemi bu şekilde ayarlamış. Yani 360 kameranın ön kamera kullanma şekli, geri kameradan çıktığınızda 5 saniye kadar önü göstererek ilerliyor. Ve aletten sen ön tarafı görmek istiyorsan dokunmatik ekrandan menüsünü açabiliyorsun bu şekilde. Kodlama olarak yine saymak gerekirse bu araca cam indirimi de yaptık arkadaşlar. Şu an kapıyı açtım. Kontağı kapattığım için koltuğum geri gitti. Aracımıza takmış olduğumuz kamera bu. Bu panjuru değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü bu masnet bu panjurla beraber, bunu şöyle göstermek gerekirse eğer, önümüz bu taraf. Görüldüğü gibi arkadaşlar, buraya gelen kısımda kamera masnet girişimiz yok. Bu sebeple orijinal şekilde görünmesini istediği için göstermiş. Bu panjurun değişikliğini gerçekleştirdik. Yani bu olmadan da bir şekilde buraya oturtulabilir kamera ama bunun kadar güzel durmaz. Yani bir şekilde buraya bir kapak uydurulabilir. Bu yapılabilir ama orijinal parçasını bulduktan sonra orijinal parçası takmak daha mantıklı. Müşterimize hayırlı olsun. Güzel günlerde kazası biraz kullansın aracını. Allah'a emanet arkadaşlar.